Evet başlayalım mı arkadaşlar? Değerli basın mensupları dün İdlib'de görev yapan gencecik bir Mehmetçiğimizi Piyade Teğmen Canberk Tatar'ı kahpe bir tuzakta şehit verdik. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yine dün 27 Mayıs darbesinin 60. yılıydı. Biz padişahlığı yıkan, emperyalistleri ülkesinden kovan ve sonunda da egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen bir mazinin sahipleriyiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak millet iradesi üzerinde askeri, sivil hiçbir darbecinin vesayetini kabul etmeyiz. Bu vesileyle 59 yıl önce kaybettiğimiz Adnan Menderes'i, Fatih Rüştü Zorlu'yu, Hasan Palatkan'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz. Geçtiğimiz hafta 11 ayın sultanı Ramazan ayını uğurladık. Ramazan bayramı sonrası ilk merkez yönetim kurulu toplantımızı da bugün yaptık. Salgın nedeniyle Ramazan bayramımız bu sene buruk geçti. Bayramda ve Ramazan ayında saray hükümetinin yaptıkları da yapmadıkları da milletin burukluğuna burukluk kattı. Milletin milletine beş maskeyi dahi bedava dağıtamayan kifayetsiz saray hükümeti bir taraftan millete evden çıkma dediği bayramda köprüleri bedava yaptı. Ondan sonra da evden çıkıp köprüden geçen olursa 3150 lira ceza keserim dedi. Vatandaşla adeta alay etti. Bu arada gerçek bayram ikramını da her zaman olduğu gibi vatandaşa değil yandaşa yaptı. Köprüden geçmeyen millete hazine kasasından yani milletin kesesinden sokağa çıkma yasağında dahi yandaşlara dolarla geçiş ücretini tıkır tıkır ödetti. İşte Türkiye böyle yönetiliyor. Bayramın ilk gününde vatandaşın alıp sattığı döviz ve altından aldığı vergileri beş kat arttırdı. Ama holdinglerden ve holding patronlarına sizden bu vergiyi almayacağım demeyi de unutmadı. Sözün özü yük yine milletin sırtına bindi. Bayramda Tekirdağ, Çorlu'dan, Edirne'den, İstanbul'dan, Adana'dan kamu görevlilerinin vatandaşa uyguladığı aşırı şiddete ilişkin kabul edilemez görüntülerde gördük. Kuşkusuz polislerimiz, güvenlik güçlerimiz bu salgın döneminde çok zor şartlar altında fedakarca görev yapıyorlar. Hepsine de minnet borcumuz var. Ancak vatandaşa sebepsiz yere şiddet uygulanmasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Bunların görevi milletimizi korumaktır. Milletimizi dövmek değildir. Emniyet güçlerimizi yöneten saray bu görüntüleri ciddi bir değerlendirmeden geçirmelidir bu değerlendirme sonucunda tüm bunların arkasındaki gerçek sebebin sarayı millete, sarayın milleti ayrıştıran, kutuplaştıran dili olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır. Değerli basın mensupları, ülkemize devlet aklıyla değil, maalesef troll aklıyla yönetiliyor. Bir daha tekrarlıyorum. Ülkemiz devlet aklıyla değil, maalesef troll aklıyla yönetiliyor. Bir olay oluyor. Önce troller yalanı doğru gibi anlatan operasyona başlıyor. Sosyal medyada besleme basında linç kampanyaları başlatılıyor. Trollerin hazırladığı bu ucuz zemin üzerinde Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı doğruluyor ve muhalefet partiyle mensuplarını hedef gösteriyor. Kolluk kuvvetleri sarayın sözlerini emir kabul ediyor. Yandaş yargı kamuoyu tepkisi var diye suç uyduruyor. Hedef gösterilenler tutuklanıyor. Bunun da adına hukuk, adalet, siyaset ve dava diyorlar. Biz yapılanın adını doğru koyalım. Bunun adı mafya tipi trol siyasetidir. Amaç da otoriter rejimin konsolidasyonu ve millet iradesinin üzerine troll vesayeti getirmektir. Bu tehlikeli siyaset uzunca bir süredir partimizi hedef alıyor. Adana ve İzmir'de genç partililerimiz bu mafyatik operasyonların hedefine kondu. Adana'da vefa sosyal destek gruplarına yardım eden Yüreğir Gençlik Kolları Başkanımız soru sordu diye önce kaymakamın korumaları tarafından silahla tehdit edildi, tutuklandı ama sonra mahkemede serbest bırakıldı. Ardından çocuğun üstüne troll sürüleri salındı. Saray tarafından terörist ilan edildi, kendisini serbest bırakan mahkeme her ne hikmetse bu defa tutukladı. Sonra yine saraydan yükselen ey CHP naraları. İzmir'de Diyanet'in merkezi sistemine girip cami hoparlöründen müzik yayını yapanlar hala daha yakalanamadı. Bu çirkin provokasyonu yapanlar ortada yok. Ama sosyal medyadan bunu paylaşan parti mensubumuz tutuklandı. Yine önce troll sürüsü saldırdı, saray destek verdi, güvenlik güçleri ve yargıyı talimatlandırdı. Savcılar baktı soruşturma açtıkları maddeden tutuklama kararı çıkmıyor. Hemen bir talimat soruşturma maddesi değiştirildi. Mahkemede toplumsal tepki oluştu denerek partilimiz hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. AK Parti Genel Başkanı da bunun üzerinden bayram boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne saydırdı durdu. Ey CHP! Bu arada İzmir'de partilerimiz hakkındaki davaları takip eden, saray adına takip eden avukatın adı ABD'deki Halkbank iddianamesinde Rıza Zarrab, Recep Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak arasında iletişimi sağlayan kişi olarak geçiyor. Kaç defa söyledik böyle yaygayla bizi ne korkutur ne de yıldırabilirsiniz. Dahası artık milletimizi de kandıramazsınız. Siz önce failleri yakalayıp adalete teslim edin diyoruz. Ama saray ve sürekası olayı köpürtmek için avuçlarını oruç, avuç, avuçlarını ovuşturmaya devam etmeyi tercih ediyor. E i̇ster istemez akıllara da bu tezgahın senaryosu saray mahzenlerinde mi yazıldı sorusu geliyor. Gözlerimizin önüne kabataş yalanı geliyor. Sayın Erdoğan milletimizin ve bu ülkenin değerlerinden kopanları eğer arıyorsanız kendi etrafınıza saray sosyetesine bakacaksınız. Çikolata kutularında rüşvet kabul ettiği iddia edilen bakara makara diyerek kutsal kitabımızla dalga geçenleri bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisi yapan biz değiliz. Sizsiniz Sayın Erdoğan. Bu ülkede aynı sitede birlikte oturduğu komşuları için ölüm listeleri hazırlayanlar da Cumhuriyet Halk Partililer değil. Sizin yandaşlarınız Sayın Erdoğan. Atalarımızın dediği gibi ön teker nereye arka teker oraya. Çorum'un Kargı ilçesinde yaşananlara bir bakın. AK Partili bir belediye meclis üyesi partimizin belediye meclis üyesine ait arabayı hem de meclis üyemiz aracındayken kurşun yağmuruna tutuyor. Alenen belediye meclis üyemizin canına kast ediyor. Yine Adana'da kendini bilmez bir troll katıldığı canlı yayında Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'a senin yerine kayyum atanacak diyebilme cüretinde bulunuyor. Bu mafyatik troll siyasetiyle millet iradesi üzerine 20 Temmuz sivil darbesinin vesayetini getirebileceğinizi sanıyorsanız, sanıyorsunuz. Ama millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, milletimiz adına karar veren yargıyı, millet adına denetim yapan medyayı çalışamaz hale getirdiniz. İnsan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerleri hiçe sayıp içini de boşalttınız. Siyasi nedenlerle muhaliflerinizi tutuklatıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını bile dikkate almıyorsunuz. Basını susturmak için RTÜK'ü ve basın ilan kurumunu sopa gibi kullanıyorsunuz. Fox TV, Oda TV, Tele1, Halk TV, Cumhuriyet gibi önde gelen medya organlarına ceza üzerine ceza kesiyorsunuz. Darbe darbe diyerek ter ter tepiniyorsunuz ama darbe hukukunu da tahkim etmeye devam ediyorsunuz. Darbe mi arıyorsunuz? O zaman yaptıklarınıza bir bakacaksınız. Darbeciler ne yaptıysa siz daniskasını yapıyorsunuz. Saray İletişim Başkanı demokrasi masalları anlatırken Sayenizde Türkiye ilk kez uluslararası demokrasi endekslerinde fiili diktatörlük olarak anılmaya başlandı. Tarihi ve olayları çarpıtarak yeni bir tarih yazamazsınız. 60 yıl öncesine gitmeye gerek yok. 15 Temmuz'a gelin ve şu soruya cevap verin. Darbe girişiminin kilit adamı Mehmet Dişli'yi dönemin başbakanının ve milli istihbarat teşkilatının talep etmesine rağmen neden ordudan emekliye sevk etmediniz? Size Genel Başkanımız dört yıl önce sordu. Bu kişinin yani Mehmet Dişli'nin terfisiyle ve genel kurmayda görevine devam etmesiyle ilgili yaşanan askerlikteki sıra dışı süreç hakkı sıra düşü, dışı süreç nasıl meydana geldi? Buna hala cevap vermediniz. Şehit olan 248 yurttaşımızın, yaralanan 2196 yurttaşımızın vebali ne olacak? 15 Temmuz şehit ailelerine ve gazilerine yapılan bağışların üzerine çökmeye kalktınız. Bunun hesabını sormak bize düştü. Hatta milletimizi tatmin edecek, hala da milletimizi tatmin edecek bir cevap da veremediniz. Bizim demokrasi anlayışımız ortada. Bizim 20 Temmuz sivil darbesini yapanlardan alacağımız herhangi bir demokrasi dersi yoktur. Tehditle, şantajla herkesi sindirebileceğinizi sanıyorsanız, biz bu siyaset tarzına pabuç bırakmayız. Çekinmeyiz, korkmayız. Uğruna savaştığımız istiklalimiz için yazılan marşın ilk emri nedir? Korkma. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi boğazlamaya çalışan emperyalistlerden korkmamış. Canıyla dişiyle savaşmış, cesur yüreklerin kurduğu bir parti. Bu partinin genlerinde Kuvayi Milliye var hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz akılla, fikirle, azimle özgürlük mücadelemizi demokratik zeminde sonuna kadar sürdüreceğiz. Ve milletimizle beraber Cumhuriyetimiz yepyeni ve güçlü bir demokratik parlamenter rejimli mutlaka taşlandıracağız. Değerli basın mensupları, korona salgını ülkemizin kapısını çaldığında biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tutarlı, belirsizlikleri ortadan kaldıracak, ufuk verecek yeni bir ekonomik program ve bütçe ihtiyacına derhal dikkat çektik. Sayın Genel Başkanımız ve bizler böyle bir program için öneri üstüne öneri getirdik. Ekonomimizin üretim ve istihdam imkanları daha fazla yok olmasın. Milyonlarca yoksulumuza yeni yoksullar eklenmesin diye uğraştık durduk. Şimdi kaygılarımızda maalesef haklı olduğumuz ortaya çıkmaya başladı. Ülkenin iki yıldır içinde olduğu ekonomik kriz bir ekonomik buhrana dönüştü. 252.690 işletme salgın nedeniyle durdu. Salgının sadece 15 günlük etkisiyle iş gücü piyasası dışındaki yurttaşlarımızın sayısı 2 milyon 120 bin kişi arttı. Yine kaybettiğimiz iş gücü ise 1 milyon 100 bine ulaştı. Gerçek işsizlerimizin sayısı 9 milyonu aştı. Bu ülkede buhrandan hemen önce 16 milyon 888 bin yurttaşımız yoksulluk sınırının altında yaşıyordu. Düşük gelirli kayıt dışı çalışan uzun süredir işsiz olan ve eğitim düzeyi ise veya altında olan yurttaşlarımız bu buhranda en ağır hasarı alacak ve bunun sonucunda da Türkiye'de zaten kötü olan servet, gelir, kazanç ve tüketim eşitsizlikleri daha da artacak. İşte biz bunun için borç yükü altında ezilen ailelerimizi daha fazla borçlandırmayın diye bas bas bağırdık. Sosyal devleti, sosyal destek ağlarını güçlendirin ve özellikle aile destekleri sigortasını hemen çıkarın dedik. Toplumun kırılgan kesimlerine mutlaka karşılıksız gelir desteği verin dedik vere vere beş buçuk milyon aileye biner lira verebildiler. O da her ay değil. Bu yıl için bir defa. Yani toplam beş buçuk milyar lira. Bu sene turizm ve ihracat gelirlerimiz düşerken dolar yedi liraya dayanmışken şirketlerimiz zaten Meksika şirketlerinden sonra dünyada en fazla dolarla, dolarla borçlanmış şirketlerken esnafımız, çiftçiyemiz borca bakmışken bunlara yeni borçlar vererek çark, çarkları döndüremezsiniz dedik. Bakın Boğaziçi Üniversitesi'nde değerli bilim insanlarımız uluslararası bir çalışma nedeniyle salgında ekonomik teşvik endeksi hazırlamışlar. Buna göre Türkiye bu endekste verdiği ekonomik teşviklerle 160 dünyadaki 168 ülke içinde 127. sırada yer alabildi. Yine verilen mali teşviklerde milli geliri oranla g 20 ekonomileri içinde sondan beşinci olabildik. Tulumva'daki suyu yandaşları için tükettiler. Vatandaşlara ise diğer ülkeler kadar destek veremediler. Aspirinle, pansumanla durumu idare etmeye çalıştılar. Sorunların önünden değil arkasından koştular. Güven verecek, insanların içine düştüğü belirsizliği giderecek, derli toplu bir programı, yeni bir bütçeyi ekonomik aktörlerin önüne koyamadılar. Kasada döviz bitti. Şimdi ülkeden döviz çıkmasın diye uğraşıp duruyorlar. Önünü ardını düşünmeden, sektör temsilcilerine danışmadan son iki ayda binlerce ürünün ithalat vergisini arttırdılar. Yabancı finans kuruluşlarının Türk lirası ile ilgili işlemlerine sınırlamalar getirdiler. Burada da bir sürü git gel yaşadık. Finans sistemimizi kademe kademe dışarıya kapattılar. Ve en son olarak sermaye hareketlerine sınır getirmeyiz dedikten tam 10 gün sonra kambiyo vergilerini 5 kat arttırdılar. Sonuç güven bunalımının üstüne tüy diktiler. Yatırımcıları ürkütüyorsunuz. Vatandaşı tezgah altında alışverişe, yastık altı tasarrufa itiyorsunuz ekonominin tüm taraflarını bir araya getiren ekonomik ve sosyal konseyi kaç defa toplayın dedik. Topladınız mı? Hayır. Tüm bu adımlar belirli bir strateji ve program çerçevesinde mi atılıyor? Hayır. Belirli bir çıkış takvimi oluşturup kamuoyuna açıklandı mı? Hayır. İşler yine kervan yolda düzülür anlaşılığıyla yürütülüyor. Yapılan, alınan bütün bu tedbirler de boşa gidiyor. Neyi, ne için yaptıklarını ne millete ne de dünyaya anlatabiliyorlar. Söylüyorum, güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene bir daha asla geri dönmez. Bu siyasette de, ekonomide de, sosyal yaşamda da böyledir. Bu durumda tekrar büyüme ortamına dönebilmek için gereken kaynakları, gereken güveni nereden bulacağız? İşini kaybeden insanlara yeni işleri nasıl verebileceğiz? Şiddetlenen yoksulluğu nasıl hafifleteceğiz? çalışanların, müteşebbisin, esnafın, çiftçinin tasfiye olmasını veya yeteneklerini yitirmelerini nasıl önleyeceğiz? Doğru, etkili ve yeterli destek vermeyince ekonomimizdeki oyuncuların küresel arenada elini kolunu bağladığınızın farkında mısınız? Normalleşme sürecinde dünyada önümüze çıkacak fırsatları bundan öldüğü olduğu gibi bu yanlış siyasetinizle kaçıracağınızın farkında mısınız? bunları düşünen bir ekonomi yönetimi var mı? Maalesef yok. Ama liyakat umursamazlığı, adam ve akraba kayırmacılığı artık sarayın paçalarından akıyor. Son dönemde yapılan atamalara bir bakın. Beyefendi ağzından 15 Temmuz'u hiç düşürmüyor. Ama nedense darbecinin yanında darbecilerin yanında çalışanları da devletin en kritik yerlerine getirmeye devam ediyor. Bu ülkede kirasını Bankasya'ya yatıranlar, Bankasya'nın kapısının önünden geçenler hapse atılırken bayramın birinci günü Bankasya'nın eski yöneticilerinden biri devletin en kritik birimlerinin başına atandı. Siz FETÖ ile böyle mi mücadele ediyorsunuz? Bir diğer ilginç atama TÜİK'in başına yapıldı. Kurumun başkanlığına saray sosyetesinin bir başka damadı getirildi. Cumhurbaşkanının eşinin özel kalem müdiresinin eşi. Yeni TÜİK başkanı. Peki bu yeni damadın istatistik gibi teknik bir konuda tecrübesi nedir? Bilgi birikimi nedir? Yok. Biz saray sosyetesi, sarayın damadı deyince saray şürekası çıldırıyor. Ama bu memlekette bir göreve gelmek için illaki sarayın damadı ya da FETÖ'nün kurumlarında yöneticilik yapmış olmak mı gerekiyor? Söylüyoruz. Sarayın gözü artık kendisinden başka kimseyi görmez oldu. Bu zor günlerde milletimizi bir başına ve desteksiz bıraktılar. Milletimiz tertemiz dayanışma duygularını bizim belediyelerimizde buldu, bizim belediyelerimizde gördü. Sosyal destek açığını bizim belediyelerimiz kapatmaya uğraşıyor. Ama saray bunu da hazmedemiyor. Belediyelerimizin elini kolunu bağlamak için elinden ne geliyorsa yapıyor. İstanbul'da belediyemiz sosyal yardım taleplerini hızla taleplerine hızlıca hızla cevap verebilmek için ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın beyanı esas kabul edilsin, edilsin diyerek Büyükşehir Belediye Meclisi'ne bir teklif getiriyor. Bu teklif AK Parti ve MHP'li üyeler tarafından reddediliyor. Şu salgında bile belediyemizin yandaşlara yardım yapmasını engellemek için olmayacak işler oluyor millette hizmetkar olmak için geldik diyenler şimdi şimdi milletin sözüne güvenmiyor. İlla ki belediyeden yardım isteyen her eve incelemeye gidilsin diyor. Sayın Erdoğan, 1994'te yüzde 25 ile belediye başkanı seçildiğinizde belediye meclisinde sizin de çoğunluğunuz yoktu. O belediye meclisinin üyeleri sizin elinizi kolunuzu bağlamadı. Aksine Milletin hizmetinin önünü kesmemek için size yardımcı oldu. Şimdi siz size yapılmayanı başkalarına yapıyorsunuz. En son olarak da belediyelerin yatırım kararlarında son sözü ben söyleyeceğim dediniz. E oldu olacak belediye başkanlıklarını kaldırıverin. Sonra da deyin ki bütün Türkiye'nin belediye başkanı da benim. Olsun bitsin. Bu nasıl bir kibirdir? Hep ben, hep ben, hep ben. Millet kısa çalışma ödeneğinin süresini uzat diyor. Kiraları ötele diyor. Kahvehaneler hala kapalı kahveci bana hiç olmazsa bir asgari ücret verin diyor. Kira yardımı istiyor. Kapalı iken Bağkur ve Sosyal Güvenlik Birimini devlet ödesin diyor. Doğal gaz su elektrik faturalarımızı yıl sonuna kadar faizsiz erteleyin diyor. Kapalı iş yerimde Dijitürk'e nasıl ödeme yapacağım diye soruyor bu yıl ödeyeceğim vergiyi harcı rüsumu ertele diyor. Kredilerin faizini yıl sonuna kadar devlet ödesin diyor. Bunlar olmazsa ben bittim diyor. Çiftçilerimizin mahsulleri bu yıl don, sel, dolu, ani sıcaklık artışları afetleriyle karşı karşıya kaldı. Ürünler zarar gördü, ciddi zarar gördü. Tarsim bu haliyle derde derman olmuyor. Çiftçilerimiz bu zararların giderilmesini devletten bekliyor. Siz bu feryatları duymuyor musunuz? Onun için mi ekonomiyi bir yana bıraktığınızda bizim gençlerimizle uğraşıyorsunuz? Aziz milletimize söylüyorum. Umutsuzluğa kapılmayın. Milletinden kopanlara, milletine yukarıdan bakanlara, kibirlenenlere son sözü sen söyleyeceksin. O an geldiğinde de elini lütfen korkak alıştırma. Bunlara sandıkta öyle şeddeli bir tokat at ki çıktıkları kibir kulelerinden paraşütsüz düşsünler. Sözlerimi bitirirken Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılını kutluyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim bize iletilen bazı sorular var. Onları ileteceğim öncelikle. Fox TV tarafından iletilen sorular var. İlk soru şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sizin hazine müsteşarı olduğunuz 2000 yılında %12 faizle 30 yıl vadeyle borçlanıldığını, kendilerinin hala bu borçları ödediğini söyledi. Bu konudaki yorumunuz nedir? Şimdi damadın tabi hazine tarihini bilmemesini açıkçası hiç yadırgamadım. Bakanlıkta liyakat değil, damatlık esas olunca böyle saçmalamak da doğal oluyor. Her şeyden önce 2000 yılında ben hazine müsteşarı değildim. Ben benim Hazine Müsteşarlığım döneminde 30 yıl vadeli bir dış borçlanmada yoktur. Benim faizler konusunda ne yaptığımı merak ediyorsa kendisine söyleyeyim. Göreve geldiğim Mart 2001'de %194 olan iç borçlanma faizini görevden ayrıldığım Nisan 2003 itibariyle %50'ye kadar düşürdük. Yani görev süremizde iç borçlanma faizi 137 puan birden geriledi. Benim tüm müsteşarlığım döneminde yapılan dış borçlanma 6,4 milyar dolardır. Madem öyle soruyor bir de sosyete tamadın yaptıklarına bakacağız. Kendisi 2018 Temmuz ayında göreve geldi. O günden bugüne kadar bütçeden faiz robilerine 33,6 milyar dolar para ödedi. Bakın yapılan borçlanmadan değil sadece yapılan faiz ödemelerinden bahsediyorum. Sadece ödedikleri faiz benim dönemimde yapılan toplam dış borçlanmanın beş katı. Yani kayınpeder ve damadın birlikte yönettikleri dönemde vatandaşlarımızın alın terinden toplanan vergilerden her gün 50 milyon dolar, her saat 2.1 milyon dolar faiz lobilerine verilmiş. Evet. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir diğer soru şöyle. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün katıldığı bir televizyon programında damat olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Sosyete damat sözlerinizle ilgili eleştirilerde ve ailenizle ilgili iddialarda bulundu. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Sadece o kadar da değil, bir de bana IMF'nin müsteşarı demiş. Şimdi ben söyleyeyim, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük krizlerinden birinin hemen ardından dönemin hükümeti tarafından bu göreve getirildim. Atama kararnamemde IMF'nin değil, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Bülent Ecevit, Devlet Bakanı Kemal Derviş ve tabii ki Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin imzaları vardı. Bu isimlerden hangisi IMF adına imza atar? O dönem bize verilen görev bürokrat olarak ekonominin içine düştüğü krizden hızla çıkartmaktı. Çok şükür bu görevde de ekip olarak başarılı olduk. Türk bürokrasisinin hazırladığı güçlü ekonomiye geçiş programıyla ekonomiyi 3 çeyrekte yani 9 ay içinde krizden çıkardık. Ve 2002'nin tamamında ekonomimiz yüzde %6,4 büyüdü. Bu program sayesinde enflasyon hızla indi, faizler düştü. AK Parti iktidara geldiğinde de işte böyle güven veren bir programı kucağında buldu. Bir de dünyada küresel sermaye hareketlerinin iklimi son derece elverişliydi. Hazırladığımız bu program ve küresel iklimle 2007'ye kadar öyle ya da böyle bir şekilde geldiler. Damadın bakanlıktaki performansı ortada. Damadın elinde ekonomimiz geçen yıl yüzde bir bile büyüyemedi. Son iki yılda işsiz sayımız bir milyon kişi artarak dört buçuk milyona dayandı damat iş başına geldiğinde dolar kuru 4 lira 53 kuruştu. Şimdi 6 lira 76 kuruş. Yani milletin parasının değeri gün görmüş, kar gibi eredi. Gelelim şimdi aile meselesine. Elbette herkes ailesiyle gurur duyar. Çok şükür ben de kendi ailemle gurur duyuyorum. Benim ailemde ben de devlet kapısını damadın söylediği gibi imkan ve zenginleşme kapısı olarak değil, çok sevdiğimiz milletimize hizmet kapısı olarak gördük. Devlet kapısını zenginleşme kapısı olarak görenlerin kim olduğunu damat merak ediyorsa Arpalıklar adlı raporumuza bir bakacak. Biz Cumhuriyet döneminde devlete ve millete hizmete Kurtuluş Savaşı'nda başladık. Her hizmeti milletimizin gözü önünde yaptık. İnternette yapılacak basit bir aramayla ne yaptığımız, ne yapmadığımız ortaya çıkar. Çok şükür ailemizde Devlette, belediyelerde ihale kovalayan, iş takip eden kimse olmadı. Çok şükür ne dedem babama ve amcalarıma, ne de babam bana ve kardeşime evdeki paraları sıfırlama talimatı vermedi. Bizim ailemizde kayınpederinin evine evrak imha makinesi koşturan damatlar da olmadı. Kayınpederinin Başbakanlığı döneminde görev yaptığı holdinge kamu bankalarından alınan kredilerle medya kuruluşu satın aldıran damatlarımız da olmadı. Allah'a şükür ailemizde kimse bize utanç yaşatmadı. Onun için ailete intikal eden tüm aile büyüklerimi her zaman saygıyla, rahmetle ve millette anarım. Allah herkese de bunu nasip etsin diyorum. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir diğer soruda şöyle. AK Partili Numan Kurtulmuş'un 2020'de Türkiye ekonomisinin %4.5 küçüleceğini yönündeki sözlerin ardından Berat Albayrak yine pozitif büyümeden bahsetti. Türkiye 2020'de büyüyecek mi, daralacak mı? Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Damat Bakan önce kendi partisini ikna etmeli. Kendi aralarında bir oturup anlaşmaları lazım. Biri pozitif büyüyeceğiz diyor, biri yüzde dört buçuk daralacağız diyor. Yine uluslararası kuruluşların Türkiye ile ilgili en iyimser tahminleri yüzde üç daralma bu daralma tahminleri yüzde beşlere kadar da çıkıyor. Şimdi ben soruyorum, hangi tedbirlere istina, istina istinaden damat bakan pozitif bir büyüme bekliyor? Benim gördüğüm ortada buhrandan çıkıp büyümeyi sağlayacak doğru düzgün hiçbir tedbir yok. Tek gördüğüm yönetimin buhranın ciddiyetini hala anlayamadığıdır. Efendim Halk TV tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru şöyle. AK Parti iktidarının kendi içinden çıkan partilerin oylarını bölmesi konusunda endişe duyduğu. Bu çerçevede yeni partilerin iyi Parti örneğinde olduğu gibi TBMM'de grup kurabilmesi için CHP'den milletvekillerinin geçmesinin engellenmeye çalışıldığı ve bunun için iktidarın yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu ifade ediliyor. CHP'nin bu konudaki yorumu ve yaklaşımı ne olacaktır? Şimdi nasıl bir düzenleme geldiğini henüz görmedik. Ama şunu en baştan söyleyeyim. Genel Başkanımız bunu çok açık seçik net bir şekilde ifade etti. Demokrasiye kurulacak her kumpası boşa çıkarırız. Darbe rejimlerinin hangi partinin ya da milletvekilinin milletvekili adayının seçime gireceğine icazet verme yaklaşımını, icazet demokrasisini tümüyle reddederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Evet, icazet rejimini kimse bize kabul ettiremez. Evet, ondan sonraki soru. Efendim, son soruda şöyle, yine Halk TV tarafından yönlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, eski adı yassı adı olan Demokrasi ve Özgürlük adasının açılışında darbe ruhunun halen devam ettiğini söylediler ve CHP'yi suçladılar. Buna yanıtınız ne olacaktır? Evet, bunu konuşmamda söyledim. Aslında kimin e, darbe rejiminin peşinde olduğunu, kimin darbe rejimini uygulamakta olduğunu konuşmamda açıkça ifade ettim. Şunu bir daha söyleyeyim: Cumhuriyet Halk Partisinin darbe, darbeler, darbe rejimleriyle herhangi bir ilgisi olmamıştır, olmayacaktır. Ve yine şunun altını açıkça ifade edeyim. Bütün bu bağırıp çağırmalar, bu sıkıntılar yok seçime girecek partileri engelleme, seçime girecek milletvekili adaylarını engellemeye dönük yaklaşımlar artık iktidarın Cumhur İttifakı'nı seçimleri kaybetme korkusunun sardığını göstermektir. Göstermektedir. Ne yaparlarsa yapsınlar, Sonuçta seçimleri kaybedeceklerdir. Teşekkür ediyorum.